Yani Selma biz bu Özkurtar'ı dinleyemeyiz. Zaten bu karı koca mevzu onların arasındaki. Sen gel istersen arkada dinlen gel. Abla, ne oldu celallendin gitti? Ben dinlemek istemiyorum Esra Hanım. Abla bak. Ben 9 senedir onu dinledim. 5 dakika daha tahammülüm yok. Sen buraya ne için geldin? Ben boşanmak için geldim. Seni dinlemeye geldim. Bak bak bak. Sema Nur lütfen. Boşanmak için geldim diyor. Bak. Sen demek ki çocuk hasreti çekmediği için geldin aynen, buraya. Gelsene boşanmak arkaya. İçin. Ha. Benim çocuğum gelecek o zaman boşayacağım. Ben boşanacağım. Çocuğumu tamam. Görürüm tamam mı? Çocuğum. Sen buraya boşanmak için. O zaman kendin getirseydin ben de getirirdim. Ben yalan yok bak. Ben senin için gelmedim. Ben buraya çocuk için geldim. Gerçek konuşuyorum. Boşanmak için gelmemişsin ablam, demek ki. Bak ablam. Esra ablam. Bak bugün saat 12'de. Selma Özkurt'a çocuk bugün verildi. Hey, bugün. Sakın. Bugün. Sakın. İşte senin hakaret, senin bu işte bu. Bu. Bunun tavrı bu. Davamda ben haklıyım. Davanda haklı olup olmaman değil. Sema Nur bugüne kadar söyledikleriyle her şey çeliştiği için rahatsız oluyor. Bu arada da Melisa'yı tekrar telefona bağlar mısınız? Gitsin şu Kur'an kursundaki çocukluk arkadaşından gidip bugün çocuğu alsınlar. En azından Selma, çocuk anneannesiyle ve dedesiyle beraber kalsın. Onu da bağlayın yayına. Çocuk oraya gitmesin ablam. Şimdi ben bu çocuğu oraya istemiyorum ben. Ne zaman sıkıştıklarında hangi tavrı sergiliyorlar. Şunları da gelsin ekip arkadaşlarım düzelsin. Hangi tavrı sergiliyor? Ne zaman bayılıyorlar? Ne zaman ayılıyorlar? Çocuklar için bu ayılıp bayılma olmuyor. Ama kendileriyle ilgili... Ya can güvenliğiniz yok ki ablam, buraya fazla disiplinli yerden kaçtım diyorsunuz. Ha Ebu Bekir'i istiyor tamam Ebu Bekir'i. Çocuğuna bunu verme. Bak ablam buraya gelsin Ebu Bekir yanına gitmeyecek. Bana diyor ki beni diyor bırakıp giden anneyi ben istemem diyor. 6 yaşında neden biliyor musun? 6 yaşında çocuk ben evde olayım olmayayım. Bana her şeyi haber ediyor. Ha Yasin'in konuşuyor ama her şeyi akıl etmiyor. O yüzden ne yaptığını söyleyemiyor çocuğum. Bak resimleri var Selma Özkürt diye. Şu an çocuğum var ya bak şu an gülen çocuğumun yüzü şey olmuş yani mutsuzluk. Öyle bir şey ağlamış çocuğum. Telatçım bak bu kadın evde yaşadığı sorunlardan dolayı kaçmış olabilir. Buna amelen kaçtı, başımın üstünde yeri var. Kaçtı. Fakat dur. Şimdi çocuk yengedeyken başka bir şehirdeyken yeni bir okula alışıyorken. Şimdi düşünsene ara bir dönemde Eylül Ekim bir okula gitmişsin. Sonra Kasım'dan sonra başka bir okula gidiyorsun şehir değiştiriyorsun. Anne... Gelecekle ilgili bir plan yapıyor. Bu bilgiler gelecekle plan da ilgili plan yapıyor kendi, ama dur. Hayır, kendi hayatıyla alakalı. Yani burada hiçbir şekilde çocuklar yok. Beni rahatsız eden bu. Yani bir plan yapılması gerekirken bulunduğun yerden gidersin işte boşanma davasını nasıl açarsın, kimden açarsın bunu araştırırsın. Bu boşanma sürecine girersin. Çocuklarla ilgili bir gelecek planı yaparsın. Ama ciddi düşünen biri seninle tanışmak istiyor dendiğinde kadın sığınma evinde 3 gün kalıp 3 gün sonrasında ciddi düşünen biriyle gelecekle ilgili aman ben bundan boşanırım sonra da ondan ayrıldıktan sonra bununla evlenirim diye bir plan yapamazsın. İlk plan boşanmak. Bu boşanmayla beraber ikinci en önemli plan da çocuklarla ilgili karar. Aynen. Burada aynen. Bunların hiçbiri aynen yok. Aynen ablam aynen katılıyorum bak. Bak bak az önce ne diyor? Ben ne dedim? Siz buraya niçin geldiniz diyorum. Ben diyorum boşanmak için. Ben diyorum ama bak çocuğu özlemiyor ablam özlemiyor. Bak özlemiyor bu kadar an kalpsiz bu kadar an. Gerçek konuşuyorum. Bak benim bak 80 milyon kişi beni dinliyor. Ben daha bak karakola gittim hepsine. Ben çocuklarım için savaş ettim. Ha. Boşayacaktım, yalan yok, boşayacaktım. Bak bir ikinci evliliğinde şeye gitti, evlilik kadın sığınma evine. Bu benim eşim bak, bu avukatmış, şuymuş, uymuş bilmiyor ablam. Ben borcum oluyor kredi bankaya, ben diyor nasıl ödeyeceğim diyor tamam mı? Sen dedim bankaya git, beni ara, şubeyle görüş, sıra al dedim. Ben de ara dedim, ben dedim yatırtacağım paramı dedim. Bu avukat tutmaymış, uymuş, buymuş, bunun arkasında bu, Emrah. Bunu da ben amcasının oğlundan öğrendim akşamından. Bak gece saat 3-4'tü. Rahatsız ettim. Hayır bu kadar da yok saymayın yani. Her şeyde bilirler o bankaları mankaları da yani. Yapmayın bilmiyor Allah ablam bilmiyor. Hayır onu bilmiyorsa öbürküleri nasıl biliyor? Yapmayın hangisini, Allah aşkına neyi? Ya. Sosyal medyayı kullanmayın. Çok güzel. Sosyal yani, medyayı bilmiyorum. Kendinize bir kılıf buluyorsunuz. Hani bir kılıf buluyorsunuz. İşte bankaya gitmez, hayır, kapıdan ablam, çıkmaz. Bak, gidip bakkaldan bir ekmek almaz diyorsunuz. Bak, yapılan ben, o kadar çok bak. Şey var ki bu kadar da zekalarını şey görmeyin. Yok, hor görmeyin. Hor görmüyorum ablam. Zekalarının farkı. Farkında olun. Bak, hor bilmiyorlarsa da öğretin. Ondan sonra bu kadar aşağılıyorsunuz. Öğretin sonra başka ablam, yerlerden bak, farklı şeyler yapıyorlar. Ben eşimi alırken bak çocuktu tamam mı? Ta okul çocuğuydu bu gerçek onu. Bir tane yemek yapmayı bilmiyordu. Bu Hicran yengem var ya. Bunu A'dan Z'ye her şeyi öğretti. Bu hakkından geçemez. Anladım. Ha doğru peki, doğru. Peki Emrah'ın ablası telefon attın demiş. Bakalım o ne diyecek. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Emrah'ın ablasısınız. Evet.
Ne kadar süredir Sema Nur'u tanıyorsunuz? Sema Nur'u 3 senedir tanıyorum. Tekrarlayın, baştan söyleyin. Özel eğitime gidiyoruz biz TM'ye. Onu tanıştık. Ama öyle ben evliydi. Boşanmış olduğunu bilmiyordum yani. Boşanma aşaması falan bir şey diyor. Gayet arkadaşız. Benim görümcem de var. Bir de bu ilk adımda şey var. Unuttum işte. O da 3-4 arkadaşız böyle bir de. Bu Selma'mdır diğer arkadaşı. Dört kişi, beş kişi böyle 2 senedir beraberiz. Ama benim Sema'yı buraya getirdi. Dedi ki ben sığınma evine gideceğim dedi. Çok kötü falan dedi. Bu sığınma evine gitmiş. Geri döndü biz o diğer arkadaş dedi ki bizim dedi gitmeye yeri, benim evim dedi kalmaya yeri yok dedi. Sen de ağır yanı mı uydun? Evet. O Telef Bey yalan söylüyor. Ben ya bir sus Telef Allah aşkına. Engelli çocuğum var benim. Benim kardeşimi asla nikah kıymadı. Sema burada kaldı. 10 gün benim yanımda kaldı. Kadın sığınma evine gitti. Çıktıktan sonra siz özel eğitimdeki çocuklardan arkadaştınız. Gittiğinden beri sizinle mi beraber kalıyordu? Efendim? Sizinle mi kalıyordu? Evet benimle kaldı. Kardeşimle nikah falan şeyler saçmalıydı. Muhtar zaten bizim temel muhtar, bizim muhtarımız var. Köyün muhtarı. Çocuğa da bakan siz miydiniz? Evet. Çocuk şu anda sizin yanınızda mı? Hayır. Diğer arkadaşı götürdü onu. 10 gün kaldı burada gittiler. 10 gün sonra diğer arkadaşının yanına gitti. Evet aynen öyle. Yani o küçüklüğüne o kadar arkadaşıyım. Bile büyüdük dedi. Onun yanına gitti. Yani bizim burada kaldı. Ama kardeşine hiçbir alakası yok. Peki kardeşiniz onların ciddi düşünmesi, kardeşinizle o ciddi duruma gelmeleri nasıl oldu? Öyle bir şey yok Esra Hanım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aralarında ilişki yok mu? Yok sadece konuştular. Bir kere görüştürdük. Benim kardeşim zaten yeni boşanmıştı. Evet. Ondan sonra bu da dedi ki ben boşanma şansına bana dedi sığınacak bir liman lazım. Ben dedim benim kardeşim boş dedim. Hani bu bir tanışalım bir görüşün dedi. Bir kere geldi bizim babam gele getirdi. Bir saat kaldık. Tekrar bizim oraya geldik. Yani bunun ben sana ayrı kalıyorum. Kaynanam var yanında zaten. Bunlar yalnız değilim. Ondan sonra bir de kaldık burada 10 gün. Ondan sonra Selma geldi. Diğer arkadaşı. Evi düzene bakmış. Gittiler onlar oraya. Daha ben görmedim onu yani. Biz sadece telefonda görüştük. Yok nikahmış. Yok o evi bir şeysi yalan. Muhtar temelden bizi istemeyiz zaten. Öyle bir kıyana koymuş. Zaten ihbar eden de oymuş zaten. Zaten telefonda söyledi. Peki niye kardeşiniz bu kadar yalan söylüyor biz Facebook'ta tanıştık diye? Yani Facebook'ta zaman tanıştılar zaten de. Görme amaçlı buraya getirdik. Vay be. Görüştürme amaçlı. O zaman Sema Nur size yalan mı söyledi bu 2-3 yıllık arkadaşlıkta ben boşanma sürecindeyim diye? Yok boşanacağım dedi. Ya daha dayanamıyorum dedi. Biz daha hep olduğumuz için her şeyi biliriz. Ya yani. Hanımefendi 3 senedir okulda arkadaşsınız. Böyle okulda hiç arkadaş olanlarda evli olduğunu şey bilmez. Siz de bir karar verin. Emrah Bey bir gün kaldı diyor. Siz çıkıyorsunuz 10 gün kaldı. Bu kadın sığınma evinden çıktıktan sonra zor durumda kalacak yeri yok. Yanınıza çok gelmiş. Aslında bir şey söyleyeyim. İlk baştaki çok iyi niyetli, yalnız kalan, kocasından şiddet gören bir kadına arkadaş olarak samimi olasın ama erkek kardeşinle de tanısınlar, bir araya gelsinler. Boşta benim arka kardeşim var demezsin üç yani. 3 senedir tanıyorsunuz. Okula götürüp gelirken hiç mi konuşmadınız? Sema Nur iyi misin? Sema Nur. İyi değil. He? İyi değil. İyi değilsin. Tamam. Şimdi bak çok yakın arkadaşın telefon attığında. Evet. Hayatım bir bak ya sen etrafındaki herkese sürekli yalan söyleyen, kendinle ilgili yalan beyanlarda bulunan birisin. Ya da onlar şu anda kendilerini kurtarmak için seninle ilgili yalan söylüyorlar. Aynen öyle. Sen bu çocukla nasıl tanıştın? Arkadaşım vasıtasıyla. Arkadaşın kim? İsmini söyleyemem ama arkadaşım. Kızım, söyleyecek ablam. Emrah'ın ablasıyla sen özel eğitimden arkadaş değil misin? Evet. Grup arkadaşı değil misiniz siz? Evet. Yanınızda da biri varmış. Bir arkadaşınız daha varmış. Evet. Sonra ne oldu? Tanıştık. Nasıl tanıştınız? Bak diyor ki bize yalan söyledi ben boşanma arifesindeyim diye diyor. Kim? Emrah'ın ablası. Biz boşanma arifesinde diyebiliyorduk onu. Benim 2 yıldır arkadaşım. Ben böyle boşanma sürecindeyim demişsin sen onlara. Evet. Boşanma sürecindeydim. 2 yıldır sen boşanma sürecinde miydin? Hayır. 2 yıldır sürekli kavga ediyorduk ya.
Öyle. Yani sürekli sözlü olarak boşanma sürecindesiniz. İki yıldır siz ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Evet ben düşünüyorum. Ablam, o düşünüyor. Düşünmüyor şey ben düşünüyorum. Ablam, şimdi, niye eyleme geçmediniz? Ben eyleme her sefer, her sene benim bir başlangıcım vardı. Her sene bir Aralık ayında bir kavgamız oluyor bizim. Ablam, ne hikmetse artık. Ablam bak sürekli diyor ya. Yeni yıl demiş. Kasım, ablam. Aralık ayında bizim kavga günümüz herhalde. Ben bilemiyorum. O iki ayın 10 ayı iyisiniz. O iki ayda. Evde olsa daha çok ablam, kavga edeceğiz. Kavgam, ama evde bak. Değil. Evde olsa neler neler olur yani. Peki yılda kaç gün evde, kaç ay evde? Bazen 1,5 ay gelme diyor oluyor. Bazen 2 ay. Hayır. Mesela 12 ayın. 8 ayı dışarıda mı çalışıyor? Hayır. 12 ayın 12 ayın 12'sinde ben dışarıdayım. Fındık zamanı 2 ay evdedir. Ha bu mu Emrah? Evet. Tamam. Biliyorum ben biliyorum. Zaten. Evet. Yılda 2 ay kavganız oluyor. Hayır. Hı. Öyle demedim. Hı. Her zaman illaki bir kavgamız oluyor bununla. Ablam fındık bak. Zamanı da bu benim piknik şeylerin yani fındık falan topladık. Onlara bile kaldır batmış insan o. Hı hı. Nimet var onun içinde, nimet. Ablam. Peki sen bu 2 yılda niye harekete gidip boşanma davası açmadın? Açtım diyorum ya Esra Hanım. Ben dilekçe verip geri döndüm. Bu dilekçeyi ver, boşanmaktan vazgeçelim dedi. Beni kandırdın. Kanmasaydın. Sen kanacak bir kız değilsin. Bak gördün mü biraz önce atmaca gibiydin. Bak o sinir var kancak ya ablam. Kanacak bir insan bak, değil mi? Saf iyi niyetliğimden kaybediyorum ya. Ben. Peki Emrah senin saf iyi niyetliliğini mi kullandı? Hayır. Ha? Hayır. Aynen. Ablası senin saf iyi niyetliliğini kullandı mı? Hayır. Onlar mı seni tanıştırdı, sen mi Emrah'la tanışmak istedin? Yani onlar tanışmak istedi. Böyle hem Ece'yi tanıştın da. Bir de kafamı dinleyeceğim diyorsun. Sana ne ya? Ben senden bak, ayrılmışım. Özgürüm bu konuda. Şu an boşanmadım. Ben bir imza da atmadım bir yere. Şu an bak abla hani böyle sinirlenip gitti ya. Ben sen inşaattan geldiğin gün mesajlarına baktım. Ben. Lan bak. Ben terbiyemi bozmuyorum. Zaten beni Allah bilir. Ha bak Allah bak. Benden ya. Böyle şüphelen. Hiç kimse vurdu mu vurmadı. Aynen gidiyor arkaya hemen jandarmayı arıyor, polis arıyor. Bana böyle kadın lazım değil. Bana böyle koca bana, lazım bana, değil. Senin gibi karım yok. Dünyada yok. Yok senin gibi karım. Yok. Bak sen var ya bak sana bir şey diyeyim. Bak hataların var. Neden biliyor musun? Konuşurken yanlış. Hatalarım yok. Ben sana bak yanlış. Bana Ebu Bekir diyorsun. Bak Ebu Bekir yani? Ebu Bekir diyor. Yani benim hiç hatam yok. Sen hep hatalısın. Hayır ben bak, hatasızım demiyorum. Kaç, kız 6 yıldır evlisin. Benim de hatalarım var. 9 yıldır evliyim ama. Bu evliliği bu noktaya kim getirdi? Ben ve eşim getirdi. Kim getirdi? Dur. Avukat hanım. Avukat hanım. Ben bunun kolundan tutup attım mı? Sokağa yok. Ben bunu... Bak dur. Avukat hanım beni dinler misiniz? Bak. Sus. Ben bunu sokağa attım mı? Yok. Dövdüm mü? Yok. En son gidişinde. Bu kendi karakola gidiyor. Ben eşimle tartışıyorum. Benim karnıma yumruk atan insansın. Yumruk attım. Bu çeneme vurdum. Avukat hanım benim gittim hakkım beni var mı? Kalktın. Bir sebep boşanmak için. Cinsel şiddet. Açarım. Zinadan ben dava açarım. Ben sevmiyorum. Öbür ödü ya. Bak sana bir şey değil mi? Bak. Benim sus bak, artık bak. Sus. Ben senden boşanmak için. Ben buraya sus sen diye gelmedim ben. Ne konuşuyorsun bak, hala? Bak seni boşayacağım. Bak boşayacağım ama bak sana ay, bir şey değil olur, mi? Ay ne olur bir dakika. Bana yaşadığını var ya bak. Cenab-ı Allah car. Kuruç. Beni dinle. Cenab-ı Allah bana yaşadığını Ferhat, gerçekten yaşadığını biliyor musun? Ya. Ama senin canın milletin var ya benim canım. Milletin hakkında içeride binlerce insan var. Önce, dur. Sıra bekliyorlar Esra yazık. Esra abla. Senin yüzünden sıra bekliyorlar yazık be sana. Esra abla bak. Ben gerçekten bakamıyorum. Sinirlerim bozuldu. Esra abla bak. Bir dakika otur. Özür diliyorum.
diliyorum. Senin adına onlardan ben özür diliyorum. Bak Esra ablam, az önce ben yanlış... Ya o kadar çok konuşuyorsun ki milletin hakkını çalıyorsun diyor. Hayatım bir dakika, sen de bu kadar çetrefilli kaçmasaydın, düz kaçsaydın da hemen konu kısa sürede kapansaydı yani. Az önce, bak, sıra bekleyen. Az önce Tenerciğim sizin... bak, sen gerçekten sıra bekleyenler var. Sıra bekleyenler. Milletin hakkına giriyorsun. Hak İki mı? Kişi senin yüzünden dün giremedi yayına. Hak mı? bak sana bir şey değil mi sana? Hak dünya hak. Sana bir şey değil mi? En iyi hak, en iyi adalet Allah'ın adaleti. Onun terazisi şaşmaz. O söylemekten bahsediyor. Bana çektirdin ya. Ama Cenab-ı Allah bunları sana çektirmeden öldürmeyecek. Bak bu gerçek. Benim bundan sonra semaatli bir karım yok. Yok. Ben koşacağım ama Ebu Bekir'i göreceğim. Yok. Benim arkamdan al. Ben sana ne çıktım? Benim nikahımdasın. İstediğim kişiyi de görüşürüm. Hayır. Sana hayır. Ne? Nikah. Bir dakika. Bak şimdi... sen nikah, ondan nikah. Boşan, evli, kendi evli. Hayatınla alakalı nasıl bir yön çizmek istersin? Bu kadar kahır çektikten sonra insan bir daha ne bir erkeğe çekmesi? Tahammül eder mi? Esra abla, kafasını bak, mı dinler? Burası bir muamma. Bir dakika ya, ay vallahi. Esra Hanım'ı bile haksız duruma düşürüyorsun bak. Vallahi haksız duruma düşürüyorsun. Esra Hanım'ı bile ben bu kadar... Bak ben haksızlığa tahammülüm olmaz. Esra Hanım'ı bile konuşturmuyorsun, yazıklar olsun. Bak sana bir şey diyeyim mi? Ben Esra abla ile... Esra Hanım siz bununla uğraşamazsınız. Bununla ben uğraşamadım. Yok ben yedi ciltinle uğraşırım da. Aklınızdan erkek bakıyorsun erkek. Seni gibi garip. Yok olmaz. Salat sus. Bir dur. Ben diyorum bak ablam bir dakika. Abi sus bak. Ablam bunda haklı mıyım haksız mıyım? Tamam haklısın otur. Ben diyorum bak. Bak. 3 dakika ben. Sus. Süre konuş, başladı. Konuş, bu ablana konuş. Bak. Ben sana söz vereceğim tamam mı? Bir de tamam, su iç o arada. Tamam. Şimdi sen dedin su ya ben senin yanından orada. Çıktım. İstediğimle arkadaşlık yaparım, istediğimle. Tabii tamam. Ki istediğinle arkadaşlık yaparsın ama sizin hikayenizde siz senin evden kaçman, daha boşanma davasının açılmaması, boşanmanın gerçekleşmemesi gibi bir süreç var. Tamam mı? Sen ne senin kocan, Talat da dahil olmak üzere sen evden gittin diye o eve birini getirebilir mi? Bir kadınla yaşayabilir mi? Eşyaları almış gitmiş. Hayır. Ya. Şu anda sizin senin kaçtığın eve bir kadınla getirip yaşasa suçlu mu? Suçlu. Sen belki 3 gün sonra döneceksin o eve. Dönmeyeceğim. Belki evliliğini kurtaracaksın. Hayır, dönmeyeceğim. Siz evliyken birbirinize ne olursa olsun sadık olmak zorundasınız. O evlilik kurumu önemli bir kurum. Öyle kafamıza göre istediğimiz şekilde davranamayız. O evlilik kurumunun sorumlulukları var. Her iki taraf kadın da erkek de o sorumluluklarını yerine getirecek. Ha, boşandın. Boşandıktan sonra sen hayatına kimi almak istersin? Almak ister misin? İstemez misin? Bu senin bileceğin iş. Sizin önünüzde iki tane yavrunuz var. Bak siz birbirinizle olan kavganızda... Her seferinde çocuğu bahane ediyor boşanmak çocuklarınızı için. Çocuklarınızı görmediniz bile. Çocuğu Sema bahane Hanımcığım, ediyor. Bu kadar evlilikle... Mesela ben hep şey düşünüyorum burada olanlara. Ya diyorum bu kadar sıkıntılı bir evlilikten sonra insan başka bir erkeğe nasıl bakar, nasıl tahammül eder, nasıl kafası kaldırır? Ya bir dönün, bir sakinleşin, bir durulun. Ben bir ne istiyorum diyeyim, bu çocuklarla ilgili bir plan program yapın. Şimdi çocuk babadan ayrı olacak, aile düzeni bozulacak, sen kendine yeni bir hayat kuracaksın. Siz ben çok... çıkmazlıyım Esra Hanım. Benim Sema Hanım, vallahi durumu... çok çıkmazlısın. Ben, benim babamın yani... durumu o kadar da iyi değil. Ben babamın yanında nasıl kalayım? Bizim köyde ahmşan bir evimiz yok. Ben nerede yaşayabilirim? Tek o yüzden mi Emrah'ı buldun? Evet. Hayda iftira. Şimdi o beğenmediğin kuruma gidecektin. Kadın sığınma evine gidecektin.